Kader konusunda işin içinden çıkamayanlar hep zamana yapışırlar. Derler ki Allah-u Teala zamanı yaratmıştır. Zaman mahluktur. Dolayısıyla zaman bizim için var. Yani şeye benziyor, işte şu sıra gibi başını da görüyorsunuz, sonunu da. Dolayısıyla Allah için geçmiş ve gelecek diye bir şey yoktur derler. Peki bunu kim söylüyor? Kader tartışmalarından bunalan, cevap verme fırsat imkanı bulamayanların uydurduğu şeydir. Bunların aslı astarı yoktur. Bir felsefeden başka bir şey değildir. Sadece hayal üreticisi, üretimidir, başka bir şey değil. Şimdi deniyor ki işte Allah katında bir gün bizim açımızdan 1000 yıl gibidir. E tamam, 1000 yıl gibi olsun. Ama gene bir gün denen gün var mı? Varsa var. Neden Allah-u Teala'yı kendi sözüyle, kendi kitabıyla tanımak istemiyoruz da Allah'ın kitabını kendi hayallerimize uydurmaya çalışıyoruz? Şimdi şu ayet-i kerime aklıma geliyor. Estağfirullah. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَاِدَ suresinde olacaktı. مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Yani onlara dense ki Allah'ın indirdiğine gelin, derler ki hayır. Biz atalarımızı nasıl bulduysak ona bakarız. Şimdi şu son konuda %100 bu ayet gerçekleşiyor. Şimdi biz bu insanlara diyoruz ki kardeşim, Allah'ın indirdiğine gelen. Hayır diyorlar, babalarımızı nasıl bulduysak ona uyarız. Kaçıncı ayet? Evet, Maide suresi 104. ayet. Kaçıncı sayfa? 124. sayfa. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَ بِلَا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَى الرَّسُولِ. Allah'ın indirdiğine ve Allah'ın Resulüne gelin dendiği zaman قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Derler ki babalarımızı üzerine bulduğumuz şey bize yeter. Atalarımızdan duyduğumuz kafi. اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ya babaları bir şey bilmiyorsa, ataları bir şey bilmiyorsa ya da doğruyu tutturamamışlarsa yine aynısını mı yapacaklar? Niye bir gözden geçirmiyorlar? Belki ataları çok iyi şeyler söylüyordu da onlara nakledenler de yanlış söylemiş olabilir. Şimdi işte burada deniyor ki siz bakmayın, işte siz zaman konusunda yanılıyorsunuz. Tamam da Allah'ın kitabında buna dair bir şey bulabiliyor musunuz? Bu sadece bir felsefedir. Yani birisinin yapmış olduğu felsefeye göre mi Allah'ın kitabı anlaşılacak? Bir başkası da bir başka kurgu yapar. Filozofları biliyorsunuz hep birbirlerini yalanlayarak, birbirlerinin yolunu beğenmeyerek yürür giderler. Yani Allah'ın kitabı öyle olur mu? Şimdi mesela zaman konusunda bir kısa bir ders yapayım, sonra diğer konulara geçeriz. Me'ariç suresinde
Allahü Teala şöyle diyor. İlk ayetinden itibaren سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. Soru soran biri olacak bir azabı sordu. 567. sayfa kaçın sureydi? 70. sure, evet. لِلْكَافِر۪ينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعًا. Kafirler için ki onu engelleyecek hiçbir şey yok. مِنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ. Miraçlar sahibi olan Allah tarafından olan azap. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪ي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50 أَلْفَ سَنَةً. Bir günde melekler, melekler bir günde ve ruh bir günde çıkacak ki onun uzunluğu 50.000 yıldır. Sizin saymanıza göre 50.000 yıldır demiyor. 50.000 yıl sürecek bir gün. O zaman insanlardan yaşayan hiç kimse olmayacak. Hayatta olmayan birisi için zamandan bahsedilebilir mi? Yani insan açısından. Hiçbir insan yok. Hepsi ölmüş olacak. Kıyametten sonra yeniden dirilişe kadar geçen vakit. 50.000 yıl diyor Allahü Teala. Ve hiçbir insanda yok hayatta. Peki bu süreyi kimin için söylüyor Cenab-ı Hak? Yani kendisi için bir zaman mefhumu yoksa. Bizim açımızdan ne diyor? وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Hatta bir başka ayette كَلَمْحِ الْبَصَرِ بَلْ هُوَ أَقْرَبُ. O kıyamet işi bir göz açıp kapayıncaya kadar ya da daha yakındır. Niye? Ölen kişi gözünü açtı, gözünü kapatır. Ahirette uyanınca gözünü açar. Uyuyan kişi geçen zamanı bilmediği gibi ölen kişi de bilmez. Bu onun insan için böyle bir zaman. Biz göz açıp kapayıncaya kadar bir vakit. Ama bütün insanlığın ölümünden sonra insanların yeniden dirilmesine kadar geçecek vakit 50.000 sene diyor. Yani tabiatta dağların yürütülmesi, denizlerin karışması, Adem Aleyhisselam'ın oluştuğu balçık ortamının yeniden oluşması ve insanların bir bitki gibi tekrar bitmesi. İşte bu 50.000 sene diyor. Fasbir sabran cemila. Sen güzel bir şekilde sabret. İnnehum yaravnehu ba'ide. Bu insanlar onu uzakta görüyorlar. Yani yeniden dirilişi uzakta görüyorlar. Şimdi insanların hepsi öyle değil mi yani? Sanki çok uzakmış gibi düşünüyorlar. Peki ve nerahu kariba. Biz onu yakın görüyoruz. Peki bu yakın kelimesini Allah kendisi için kullanmıyor mu? Peki uzak ve yakın kelimesi zamanla ilgili değil mi? Allah'ın zamanla ilgisi yoksa bu ayetlerin ne anlamı olur söyler misiniz? Yani niye böyle yapıyor bu insanlar gerçekten anlamıyorum. Çıkıp felsefe yapıyorlar. Ya yapmayın Allah aşkına. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Yapmayın. İnsanları şaşırtmak için bunu söylemenin anlamı ne? Kur'an'ın tamamını anlamsız hale getirmek için bunu söylemenin anlamı ne?